Evet arkadaşlar şimdi atmaların yansıması ve iletilmesine bakacağız. Öncelikli olarak hafif, ince, yaydan, ağır veya kalın yaya gelen atmalara bakacağız. Şimdi öncelikli olarak ince yaydan kalın yaya geçişlerde ya da hafif bir yaydan ağır bir yaya geçişlerde. Şimdi iletilen atma mutlaka gelen atma hangi yönlüyse o şekilde iletilmek zorunda. Burada ince veya kalın olmanın hiçbir önemi yok. Eğer baş yukarı gelen bir atma varsa mutlaka yine baş yukarı olarak iletilecektir diyebiliyorum. Ama geri dönüşte yansıyan olan atma için. Şimdi zayıf birisi şişman birine çarptığında duvara çarpmış gibi olur. Ve biz duvara çarpma durumlarında ne diyorduk? Tepe taklak olduğumuzu, yani ters döndüğümüzü söylemiştik. O zaman burada da inceden kalına çarptığımız andaki yansıyan atmanın ters dönmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani tepe yukarı gelen bir atma geri dönüşte artık tepe aşağı olarak geri dönecektir diyebiliyorum. Ve bu atmalar için buradaki hız değerimize V1, buradaki hız değerine V2, buradaki hız değerine de V3 diyorum. Bizim için hız ortama bağlıydı. Ortam değişmediği sürece hız değişmiyordu. Ve aynı yay üzerindeki hız değerlerimiz sabit kalacak. Ve bir ince yayda kalın yaya göre daha hızlı hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü hız değerimizi yazarken V eşittir karekök içinde F çarpı L bölü M'di. Kütle ile hız değeri dikkat edersek ters orantı. O zaman şunu söyleyebiliriz. V1 eşittir V2 o da büyüktür V3'tendir diyebiliyorum. Şimdi buradaki X dediğimiz değer bizim için neydi? Genişlik ve genişlik değerleri hızlarla doğru orantılıdır. Alınan yollar hız değeriyle doğru orantılı. O zaman şunu da söyleyebilirim. X1 eşittir X2 o da ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Büyüktür X3'tendir diyebilirim. Genlik değerimizden bahsederken şimdi genlik bizim için bir atmanın enerjisini gösteriyordu ve ilk durumdaki enerjimiz buradaki enerjilerin bir kısmının aktarımıyla meydana geldi gibi düşünebiliriz. Yani ilk durumdaki enerji mutlaka R2'den ve R3'ten daha büyük olmak zorunda. Yani R1 büyüktür R2 ya da R1 büyüktür R3'tür diyebiliyoruz. Ama burada enerjinin ne kadarının aktarıldığını bilemediğimiz için R2 ile R3 arasında bir eşitlik yazmak çok da mantıklı olmayacak. O zaman şunu söyleyebiliyorum. R1 mutlaka R2'den büyük veya R1 büyüktür, R3'tür diyebiliriz. Kalın ya da ağır bir yaydan hafif ya da ince bir yaya geçişlerde ne yapacağız? Hemen onu yorumlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar gelen atma hangi yönlü ise iletilen atmada mutlaka aynı yönlü iletilmek zorundaydı. O zaman baş yukarı gelen bir atmanın da mutlaka yine baş yukarı olarak iletildiğini söyleyebilirim. Ama Burada şişman biri zayıf birine çarptığı zaman onu yokmuş gibi kabul eder. Yani sanki serbest bir uca çarptığımızı kabul edeceğiz. Ve serbest uçlarda biz nasıl geliyorsak o şekilde geri dönüyorduk. O zaman buradaki atmanın da baş yukarı gelen bir atmanın tekrar geri dönerken baş yukarı olarak geri döndüğünü söyleyebiliriz. Peki atmaların hız değerleri için buradaki hızına V1, buradaki hıza V2, buradaki hız değerim için de V3 kadardır diyorum. Yani sonuç olarak ince yayda daha hızlı ilerleyebiliyorsam V3 büyüktür V1'den o da eşittir v 2'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. E peki genişlik değerlerimiz hızlarla orantılıydı. O zaman şunu da söyleyebilirim. X3 büyüktür X1 o da eşittir X2'dir diyebiliriz. Peki genlik değerlerimiz için ilk durumdaki enerjimiz yani R1 büyüktür R2 bir de ne diyebiliyorduk? R1 büyüktür R3'tür demiştik. Peki R2 ile R3'ün kıyaslanamadığını söylemiştik arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Hafif K yağıyı ve ağır L yayı O noktasında birleştirilip diğer uçlarından duvara sabitlendiğinde K yayından baş yukarı olarak üretilen ve hızı V olan bir atma genişliği X olan L yayına iletildiğinde iletilen atma için yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi gelen atma hangi yönlü geliyorsa iletilen atmada mutlaka aynı yönde iletilecek arkadaşlar. Bize iletilen hakkında sorular soruluyor. Hızı azalır diyor. Kalınlık arttıkça hız değerimiz azalıyordu. Doğru genliği azalır. Doğru ilk durumdaki genlik daha büyüktü çünkü enerjimizin bir kısmını biz aktarabiliyorduk burada. O zaman buna da doğrudur diyebilirim. Baş aşağı olur denilmiş. Yanlış bir ifade. Neden? İletilen atma, gelen atma hangi yönlüyse mutlaka aynı yönlü olmak zorundaydı. Kalın telden gönderilen periyodik atmaların ince tele iletilenleri için Yargılarından hangileri doğrudur? Hızları artar doğru çünkü ince telde daha hızlı ilerlediğimizi söylemiştik. Periyodu değişmez. Periyot bizim için kaynağa bağlıdır. Kaynak değiştirmediği sürece periyot değişmeyecektir doğru. Dalga boyu artar denilmiş. Lambda dediğimiz değer bizim için V çarpı T ise hız değerini arttıkça dalga boyunun da arttığını söyleyebiliriz. Yani bu ifade de benim için doğru bir ifadedir diyebilirim. X telinden şekil 1'deki gibi gönderilen atmanın Y ve Z tellerinden yansıyan ve iletilenleri şekil 2'deki gibidir. Buna göre tellerin kalınlıkları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar X telinden gelen atma baş yukarı geliyorsa iletilen atma da mutlaka baş yukarı olarak iletilmek zorunda. Peki dikkat edersek yansıyan atma yine baş yukarı olarak geri dönmüş. E peki gelenle yansıyanın aynı yönlü olabilmesi için mutlaka kalından inceye geçmiş olmamız gerekiyordu. E o zaman x'teki kalınlığın y'deki kalınlıktan daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Peki, Y'de baş yukarı gelen atma, Z'ye yine baş yukarı olarak iletilecek, ama geri dönerken yine baş yukarı olarak geri dönmüş. E, gelen atma baş yukarı iken, yansıyan atmanın da baş yukarı olabilmesi için mutlaka yine kalından inceye geçmiş olmak gerekiyor. Yani ne diyeceğiz? Y büyüktür Z'dir diyebiliyoruz. Kalınlıkları farklı X ve Y yayları O noktasında birleştirilmiştir. X yayında oluşturulan atma şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma 9 saniyede geliyor. Buna göre Y yayındaki atmanın hızı kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi buradaki X'te alınan yol için toplamda alınan yol ne kadar arkadaşlar? Burada 4 santim, burada 5 santimlik bir yol aldık. E bizim için X eşittir V çarpı geçen süre T ise alınan yol 9 santim, Eşittir hız değerimizi bilmiyoruz Vx çarpı geçen süre içinde 9 saniye kadardır dedim. E peki bunları sadeleştirdiğimiz zaman Vx dediğimiz değerin 1 santim bölü saniye eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani 1 saniyede 1 santimlik bir yol alabiliyormuşuz. E peki burada bu atmanın o noktasına gelebilmesi için şekil 1'de 4 saniye ihtiyacı var. Çünkü 4 santimlik bir yol almışız. E peki geriye kalan süre ne kadar? 5 saniye. Dikkat edersek Y atması 5 saniyede 10 santimlik bir yol almış. O zaman diyorum ki 10 eşittir VY çarpı geçen sürede 5 saniyedir dedik. Yani VY değerinin de 2 santim bölü saniyeye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yeah. <laughs>